Merhaba. Herodot'un memleketi, Halikarnas balıkçısının cenneti, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Çok güzel bir iş için geldik. Bizim köye, Gölköy'e geldik. Siz buraları belki Türkbükü olarak da bilirsiniz, Göltürkbükü olarak da bilirsiniz ama biz Gölköy deriz. Bu Gölköy de işte Bodrum'un en önemli, en güzel köylerinden bir tanesidir. O televizyonlarda, televolilerde anılan Gölköy, Göltürkbükü'nden farklı bir Gölköy vardır burada. İşte biz o farklı Gölköy'ü anlatacağız size, Bodrum'un o farklı yüzünü. Buradaki güzel insanlar muhtarımla beraber, belediyeyle beraber çok güzel bir işe imza atmışlar. O da nedir? Kitap. Yaşasın kitap diyerekten başlayacağız bu sohbetimize. Önce muhtarımla konuşacağız. Sonra da burayla ilgili şu anda bir kütüphanede bulunuyoruz. Bunlar gönüllülük esasına göre başlanmış ve hem Bodrum Belediyesi hem de Gölköy Muhtarlığı destek vermiş ve çok güzel bir alan oluşmuş. Bir de fotoğraf sergisi var ki onu da konuşacağız zaten Bülent Bey'le. O muhteşem. Bugün gerçi son günü ama bu bir başlangıçtır. İşte yaşasın kitap, yaşasın sanat diyebileceğimiz bir haber. Her zaman böyle sıkıntılı haberler değil, güzel haberler de sunmaya devam edeceğiz Bodrum gündem olarak. Muhtarım merhaba. Önce Merhaba. sizi tanıyalım. Mesafeyi ayarlarsak ağzındakine şey maskeyi birazcık indir istersen. Evet, seni Merhaba, hoş tanıyabiliriz. geldiniz. Ben Ahmet Barut, Gölköy Mahalle Muhtarıyım. Muhtarım çok güzel bir işe imza atmışsınız ağabeylerimle birlikte. Herkes emek harcamış. Bodrum Belediyesi de destek vermiş sanıyorum. Evet. Ve çok güzel bir kütüphane, bir köy kütüphanesi oluşmuş ki Evet. 5000'den fazla da kitap var galiba. Evet. Ne zamandır bu kütüphane? Bir senedir hani faaliyette burası ama hayırseverlerimiz kitaplarını getiriyorlar. Daha da almaya devam ediyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Hani Şükrü abimin sayesinde, öncülüğünde diyelim. Fikir Şükrü Bey'den çıktı galiba değil Evet. mi? Şükrü abimin fikriyle ben de hani belediyenin destekleriyle, sağ olsun belediyemizin desteğiyle burayı böyle bir yer haline getirdik. Harika. Muhtarlık müessesesi çok önemli. Türkiye'nin o demokrasisinin de hizmetinin de yerel yönetimlerinde kılcal damarlar anlamına geliyor. İşte Bodrum'un başarılı muhtarları her biri birbirinden başarılı. Özellikle söylüyorum muhtarlarımız gerçekten çok iyi çalışıyorlar. İşte bu tür yerlerin oluşması için de imza atıyorlar ki helal olsun demekten başka bir diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Sen şeyi kapat maskeyi. Şükrü abi siz açabilirsiniz maskeyi. Evet sizi Evet, tanıyalım. ben Şükrü Kaleyağası, Bodrum'a geldiğim 3 sene oldu. 2 senedir de Gölköy'de oturuyorum, yaşıyorum yazlı kışlı. Ben kitap ve kütüphane aşığıyım çocukluğumdan beri. Burası bir boş bir mekandı. Muhtarımız seçildikten sonra burayı bir köy evi yapalım, kütüphane yapalım. Burası bir köyün bir şeyi olsun, eğitim alanı olsun, diye. Sağ olsun muhtarımız da dedi ki ya hakikaten yaparsın, güzel olur. Kolları sıvadık. İşte burayı pazarası buraya takım hep yaptık. İşte arkadaşlara anons ettik. Bodrum'da çok entelektüel bir Bodrumlular var, topluluğu var. Hepsinde evlerinde kitaplar yığılmış. Buraya akın akın kitap geliyor. Ben de İstanbul'daki kütüphanemi buraya taşıdım. Burayı bu hale ondan sonra hep Bilgisayar da var sanıyorum. hangisi? Bilgisayar da var galiba burada. Evet, ondan sonra bir bilgisayar masa üstü dizi üstü getirildi. Ama henüz daha bilgisayarımızı daha bağlayamadık çünkü daha gelenler oluyor. İşte burası gördüğünüz gibi bir kültür evi oluyor. Ve burada biz daha da çok sadece kitap olarak değil, burası çok işlevli olsun. İşte efendim sergiler de yapılsın. Efendim çocuklar, okuldaki çocuklar da burada ders görsünler. Onlar da gelsinler resimlerini, yazılarını burada tanısınlar. Ya burası çok amaçlı, burası ve öbür tarafta dahil olmak üzere çok amaçlı bir Bodrum'un kültür evi olsun amacıyla yola çıktık ve bu kadar becerebildik. Bu Ellerinize arada sağlık. da Bülent Bey de ona sağ olsun. O da fotoğraf sergisini açmak istedi. Biz de memnuniyetle kabul ettik ve burasını ona sağlık. Geldi, çalıştık. Bu sevgiyi yaptı. Bu sevgi de ayrıca buraya renk kattı. Daha da güzel oldu. Çok Bu güzel. kadar. Ellerinize, emeğinize sağlık. Muhtarım bir şey daha soracağım. Özellikle kadınlar da buraya gelebilirler değil mi? Evet. Ona uygun da bir hale dönüşecek. Evet. Sanıyorum Bodrum Belediyesi'nin Sosyal İşler Müdürlüğü de size destek verecektir Tabii bu ki konuda. Özellikle veriyor. kadınların buraya gelmesi, belki el işi bir şeyler yapması anlamında da Evet. bir program, bir proje hazırlanabilir değil Tabii mi? ki daha önce vardı, takı kurslarımız vardı. Milli Eğitim'in düzenlediği takı kursu hocalarımız. 44 kişi de hani bayanlar vardı. Çok güzel bir takı kursu oldu burada. Herkes sertifikasını aldı. Harika.
Harika. Evet. Bu bina belediyenin binası değil mi? Evet. Evet. Bir de maskemizi kapatalım şimdi. Kütüphane evet yapıldı. 5.000'den fazla kitap geldiğini zaten Şükrü Bey de söyledi. Herkes buraya kitap göndermeye başladı. Buradaki fazla kitapları da ihtiyacı olan Bodrum'daki, belki Milas köylerinden de olabilir ama özellikle Bodrum'daki köy kahvelerine göndermeyi düşünüyorlar. Köy kahvelerinde de böyle küçük küçük kütüphaneler oluşturmayı düşünüyorlar. Şimdi burada tabii en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de kütüphane. Yani kütüphanelerin de gelmesi gerekiyor. Bu anlamda Bodrum Belediyesi'ne de bu çağrıyı yapmış olalım. Zaten şu ana kadar herhalde göndermeye devam ediyorlar ve bu konuda da destek vereceklerini de söylediler. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Bir de burada işte sergi alanı oluştu ki sergi alanının da özellikle bu şekle dönüşmesinde Bülent Bey kendi cebinden de harcayarak bir şeyler yapmış. Bodrum Belediyesi'nin verdiği bu kütüphane alanına ona da çok teşekkür ediyoruz. Ve böyle bir serginin açılması da çok önemli. İşte diyorum ya bizim köydeki insanlara vereceğimiz en önemli destek kitap ve sanat. Daha da ötesi var mı da? Siz bir şöyle yer değiştirirsem, şu şöyle gelin, şuraya gelin. Evet. Önce sizi tanıyalım. Efendim ben Bülent Yüksel. 40 yıldır bu köye geliriz. Bir aile evimiz var. Ben de 40 yıldır Görköy'ün çeşitli mevsimlerde fotoğraflarını çekiyorum. Buralısın Maskart. Öyle demek. Peki, öyle sayılıyorum. Köylüden Evet, sayılıyoruz köyden. artık. Biz de öyle diyoruz zaten. Evet, arşivimde bol miktarda Görköy fotoğrafı vardı. Bunların arşivimde beklemesinin çok büyük bir anlamı yoktu. Geçen sene planladık. İşte burada nasıl bir yüzey oluşturabiliriz ona baktık. Bu yüzeye göre belli sayıda, belli ebatlarda bir Gölköy'ün fotoğraf sergisi oluşturduk, uygulamaya koyduk. İşte 1 Eylül ile 30 Eylül arasında açık kalacak. Yarın son aslında. Yarın son, evet. Ama beni en çok sevindiren köylülerin bu sergiye gösterdikleri ilgidir. Bu çok Burası hoşuma gitti. çok önemli. Evet. Özellikle söylüyorum. Bizim buranın köylüleri bu sergiye ilgi gösterdiler ve satın aldılar. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Yani bu arkadaşlarımız, köydeki arkadaşlarımız hemen hemen ilk kez kendileri, aileleri ilk kez bir fotoğraf sergisi geziyorlardı. O heyecanları beni çok duygulandırdı. Ve buranın bir kalıcı sergileme alanı olması için niyetimiz oydu. Gerçekleştiğine inanıyorum. Ve bu serginin gelirleri köyümüzün ilk öğretim okuluna bağış şeklinde Evet. yatırım. Burası da çok önemli. Burası da çok önemli. Ben hep böyle araya giriyorum özellikle. Çünkü vurgulamak gerekiyor. Buradaki sergiden kazanılan tüm gelir Gölköy'ün ilkokuluna, köy ilkokuluna bağışlanıyor. Oranın ihtiyaçları giderilsin diye. Bundan daha kutsal, daha önemli bir iş olabilir mi? Evet, yani bütün bunlar beni çok duygulandırıyor. Çok mutluyum böyle bir işe giriştiğim için. Dilerim bu mekanda daha sonra farklı konularda sergilemeler olur. Hatta okulun öğrencileri için de burada sergi açabileceğini söylüyor okul idarecileri. Dönem içinde çeşitli yarışmalar yaparak burada sergilemeyi düşünüyorlar. Bunların hepsi beni çok sevindiriyor, gururlandırıyor. Köyüme çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Hep beraber iyi günlerde daha güzellikler paylaşmak dileğiyle diyelim. Dileriz öyle olsun. Çok çok önemli şeyler söyledi Bülent Bey. Özellikle muhtarım, yani çocukların burada sergi açması o kadar önemli Evet, ki evet. eğer sen bu projeyi ele alır ve yapmaya kalkarsan ben de gazeteci olarak, bir basın olarak elimden ne destek geliyorsa vermeye söz veriyorum. Çünkü çocukların burada sergi açması, bir fotoğraf, bir resim Evet. veya başka bir sergi açması müthiş olur diye düşünüyorum. Herhalde bu projeyi hemen ele almakta fayda var, değil mi? Evet, zaten okul müdürlerimizle de görüştük. Hı. En kısa zamanda burada yani öğrencilerimizi, çocuklarımızı buraya çekmek Evet, amacımız. belki kadınlar belki bir Evet. sergi açmak isterler. O da Herkese çok müthiş açık olur. gelirler.
Şükrü Bey, ellerinize emeğinize sağlık. Gerçekten çok özel bir şeye, bir fikir oluşturmuşsunuz. O fikirle de çok güzel bir şey oluşmuş burada. Ben hemen dikkatinizi şu arkadaki fotoğraflara çekmek istiyorum. Bülent abi, sen de birazcık şöyle kenara geçebilirsen. Biraz o tarafa doğru, o tarafa doğru. Evet, burada Bülent Bey'in köy düğüne. Çok... Düğün Evet. geleneğini uyguladığımız bir dizi bu. İşte hemen göstererek açıklayayım. Ağırlık dediğimiz erkek tarafının kız evine çeyizi götürme ritüeli. Yine köy düğünlerimizin standart menüsü, başta lokum pilavı olmak üzere kız evinin çeyizleri karşılaması. Ve bu arada giderken buradaki alkollü araca özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Evet, espri müthiş. Herkes buz içinde soğumuş rakısını alabilir. Burada gördüğünüz bardaklardan. Çeyiz giderken birlikte eğlenirler. Yine düğün eğlencelerinden görüntüler bunlar. Ve bir donanmış gelin damat. Bu Evet, da tam donanımlı gelin ve damat, o en önemli. önemlisi. Evet. Bu fotoğrafları özellikle geleneksel olmasından dolayı Bodrum Belediyesi Sayın Ahmet Aras satın almış ve o buradan elde edilen gelir de Gölköy İlkokulu'nun ihtiyaçlarını gidermek üzere teslim edilmiş. Daha ne diyelim? Sözünüzü keseyim. Bu fotoğrafları Bodrum Belediyesi'nde daimi olarak asacaklarını. Evet, bir de böyle bir de söz de verilmiş. Ne güzel. Yani bizim geleneklerimiz hem yaşamış Evet. oluyor, hem de Bodrum Belediyesi bu tür konulara da destek vermiş oluyor ki zaten vermeli. Muhtarım, ellerine emeğine sağlık. Yani hakikaten çok duygulandım ve böyle çok da heyecanlandım, doğrusunu söylemek gerekirse, böyle bir projeye el attığınız için ve başardığınız için. Şükrü abi, siz de şöyle alalım, sonra programımızı bitirelim. Bu fikri ortaya çıkartıp oluşmasına vesile oldunuz. Size de ben bir yurttaş olarak, bir Türk vatandaşı olarak çok teşekkür ediyorum. Helal olsun. Biz size çok teşekkür ederiz. Basın olarak duyarlılık gösterdiniz ve bunu da bodrumlara duyurma için bir vesile oluyorsunuz. Biz karınca kararınca bulunduğumuz yerde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bülent Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir başlangıcı yapmak, bir köyde sergi salonunu oluşturmak ve bunun oluşmasına da katkı sağlamak, cebinizden katkı sağlamak çok önemli, çok değerli. Ben de bir Bodrumlu olarak, bir yurttaş olarak çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Gelecek yıllarda buranın bu anlamda da değerlendirildiğini görebilmek çok arzu ederim. İnşallah böyle güzel günleri paylaşacağız. İnşallah. Dileriz öyle olsun diyoruz. Evet, bu proje çok çok önemliydi. Biz de geldik buraya, hem yerinde görelim dedik. Çok önemli. Hem kütüphane hem sergi alanı. Kadınların, erkeklerin, çocukların gelebileceği, köylülerin gelebileceği bir alan. İşte bu anlamda çok çok önem verdiğim bu projenin gelişmesi için bütün herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Herkesin, karınca kararınca. Bir kitap, bin kitap, hiç fark etmez. Ve buradan kitaplar yine Bodrumlu arkadaşlarımıza, köylülerimize, çocuklarımıza gidecek. Kimin ihtiyacı olursa da yine Gölköy muhtarıyla da Evet. iletişim kursunlar, fazla kitaplarını göndermeye hazırlar. Eğer işte Mazı'dan ihtiyacı olan varsa, Yalı Çiftlik'ten ihtiyacı olan varsa veya köy kahvemizde bizim de bir kitaplığımız olsun diyen varsa Evet, Gölköy evet. muhtarımıza başvursun ya da Bodrum Belediyesi'ne başvursun. Hemen gereği yerine getirilsin. İşte bu Don Kişot diyeceğim bu adamlara, bu insanlara. Hakikaten helal olsun diyoruz. Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için güzel haberlerde buluşmak üzere. Esen kalın.